Değerli konuklarımız, ikinci oturumumuzun konusu kurumsal iletişim ve itibar yönetimi. Konuşmalarını yapmak üzere sahneye OPET Kurumsal İletişim Müdürü, Kurumsal İletişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ayşenur Aydın'ı ve oturum moderatörü BK Brand Eğitmeni Kurumsal Koç Burcu Kamber'i davet ediyor ve Ayşenur Aydın'ın kısa özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Ayşenur Aydın, Halkla İlişkiler ve Kamu İlişkileri, Marka İletişimi, Strateji, Konu ve Kriz Yönetimi alanlarında 20 yıldan fazla deneyime sahiptir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon bölümünden 1990 yılında mezun olmuş ve üniversite eğitimi sırasında Dünya Gazetesi'nde başladığı ekonomi gazeteciliğinin ardından, Türkiye'nin ilk halkla ilişkiler şirketlerinden, İmaj ve strateji tanıtımla iletişim sektörüne adım atmıştır. Ajans tecrübesinin ardından kurum tarafında pek çok markaya danışman olarak hizmet vermiş, akaryakıt dağıtım sektörünün öncü markalarından OPET'te göreve geldiği günden bu yana ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödül alan sosyal sorumluluk projelerinin kurgulanması, uygulanması ve koordinasyonunda aktif olarak rol almıştır. Aynı zamanda kurum itibarı, kriz yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında uygulama, geliştirme ve iletişim çalışmalarını yürütmektedir. Ayşenur Aydın, çeşitli üniversite ve eğitim kurumlarının davetlisi olarak sektörel bilgi ve deneyimlerini paylaşmakta, ICF Adler Ekolü ile profesyonel koçluk çalışmaları yapmaktadır. Evli ve bir kız çocuk annesidir. Şimdi sözü sevgili konuklarımıza bırakıyorum. Evet, hoş geldiniz tekrar. Başlamadan önce ben bir soruyla başlamak istiyorum. OPET, bir kelime ne çağrıştırıyor size? Herkes yerinden söyleyebilir. Bir kelime. OPET. Tuvalet. İki kelime oldu. Temiz tuvalet. Başka? Mavi. Mavi. Koks. İzmir'de olunca. Kadın. Kadın. Güven. Tarih eserlere saygı. Sosyal sorumluluk. Sosyal sorumluluk. Tek kelime bulamıyorum. Mavi. Mavi iki oldu. Bir Cem Yılmaz geldi oradan. Evet. OPET dediğimizde yalnız akaryakıt için uğradığımız bir istasyon değil, değil mi OPET? OPET esasında insana saygıya, çevreye saygıya, hukuka saygıya durduğumuz maviyi, güveni bize hatırlatan kültürün durağı aslında ve biz o kültüre ortak olmak için duruyoruz o istasyonda. Ben bu kurum altında, çatısı altında 10 yıl çalıştım ve burada olmak benim için çok ayrı bir gurur. Ve sevgili Ayşenur Aydın bu kültüre çok büyük emek vermiş bir kişi. Onunla da burayı paylaşmak benim için çok büyük mutluluk. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizim konumuz tabii çok derin olacak, evet, değil mi? Sosyal biraz sorumluluk konularıyla. Aha. Bir nereden alalım? Özellikle OPET'teki Ayşenur Aydın, evet, neler yapıyor? Evet. Kurumsal iletişim, olur, rolünde neler var? Bir oradan biraz başlayalım. Onları konuşalım. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum önce. Burada olmak çok güzel. İzmir'de olmak, sizlerle olmak çok güzel. Davetinize çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan OPET kelimesinin sorulduğunda gelen cevaplar beni çok heyecanlandırdı, çok etkiledi. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Ama şunu anlıyorum, yaptıklarımız demek ki amacına ulaşıyor. Bu güzel sıfatları hak ediyoruz. Çünkü gerçekten çok çalışıyoruz. Sevgili Burcu'yla da omuz omuza geçmişte işler yaptık. OPET aslında genç bir marka ve akaryakıt dağıtım sektöründe devler liginde tek yerli marka. Diğerleri hepsi yabancı şirketler. Yerli olmasının, Türk markası olmasının getirdiği bir takım özellikleri var. Bu topraklardan aldığını bu topraklara vermek
en öncelikli konumuz bizim. Ama diğer taraftan tüketicimizde yarattığımız güven duygusunu hiçbir şekilde zedelemeden ve her işimizin odağına müşterimizi alarak devam ediyoruz. Bugün biraz kurumsal iletişim ve itibar yönetimi konuşacağız. Aslında zirvemizin adı insan kaynaklarında etik. Ben bir önceki oturumdaki konuşmacıları da dikkatle dinledim. Özellikle Emre Bey'in sözlerinin altına ben de imza atmak isterim ki güven duygusunu çok vurguladı. Hakikaten itibarı da yaratan güven duygusu. Bu güveni tüketicinizde yarattığınızda, paydaşlarınızda yarattığınızda o ister istemez sizin kurum algınıza, marka imajınıza ve itibarınıza etki ediyor. Biz itibarı çeşitli yöntemlerle ölçüyoruz. Zaman zaman araştırmalar yapıyoruz. Hani kurumsal iletişim departmanı ne yapar diye anlatmak gerekirse biraz, itibar yönetimi bizim öncelikli işimiz. İtibar yönetiminin çeşitli bileşenleri var. Bir kere önce çok iyi bir üst yönetim, liderlik gerekiyor. Yani bir kurumun itibarlı bir kurum olabilmesi için lider modelinin de çok üst düzeyde hareket etmesi, itibarlı davranması gerekiyor. Onun ötesinde tüm paydaşlarla olan ilişkiler, yani bayileriniz olabilir, müşterileriniz olabilir, müşterilerinizin dışında üçüncü kuruluşlar olabilir, tedarikçileriniz olabilir. Bunlarla yarattığınız tüm ilişkilerin şeffaf, hesap verilebilir biçimde devam etmesi ve etik değerlere uygun olması gerekiyor. İtibarın bir başka bileşeni de sosyal sorumluluk projeleri ki biz bu konuya çok emek veriyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana eğitime, sağlığa, kadına, tarihi değerlere odaklandığımız sosyal sorumluluk projelerimiz var. Biraz onlardan da bahsetmek istiyorum. Ama ben güven duygusu demişken, yani itibarın bileşenlerinin en önemli maddesinin güven duygusu olduğunu belirtirken, Shakespeare'in çok sevdiğim bir sözünü burada alıntılamak istiyorum. Güven bir ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla dönmez demiş Shakespeare. Gerçekten de öyle. İtibar yönetimi yaparken kurumsal iletişim departmanı veya kurumsal iletişim çalışanlarının en çok dikkat etmesi gereken konuların başında da kriz yönetimi geliyor. Çünkü günümüzde markalar çok fazla krizle karşı karşıya kalabiliyorlar. Hele sosyal medya, bildiğiniz gibi bugün konvansiyonel medyanın dışında bir sosyal medya gerçeğimiz var. Krizler orada çok daha hızlı büyüyebiliyor. Dolayısıyla bir iletişimcinin en çok dikkat etmesi gereken konuların başında bu krizleri iyi yönetmek ve onu olumluya çevirmek. Evet. Bu da itibara çok büyük etki ediyor. Çünkü bir gecede yıkılabiliyor bütün kurduğunuz düzen. Diyebilirim. Bugüne kadar tabii ki Opet şirketinin itibarını yönetirken, orayı şekillendirirken birçok kilometre taşından geçti değil mi? Tabii. Hakikaten orayı kilometre taşı yapan neler var altında, bir onları dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Aslında en önemlisi ilk söylenen belki temiz tuvalet kampanyası. Temiz tuvalet. 2000 yılından bu yana müşterilerimiz gerçekten hani bunu artık çok benimsediler. Evet. Sadece kendi istasyonlarımızda değil, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde ve kamuoyunda temizlik ve hijyen kavramlarını biz kamuoyunun gündemine getirdik. Bugüne kadar 2000 yılından bu yana yaklaşık 10 milyon kişiye temiz tuvalet ve hijyen eğitimleri verdik. 30 milyondan fazla da, gelmeden baktım rakamlara tekrar, baskılı malzeme, broşür, katalog, çizgi filmler yapmışız ve ulaşmışız. Burada yine bir kadının titizliği ve bakış açısı söz konusu yansıyor bu projeye. Bizim kurucularımız öğretmen bir karı koca, Nurten Öztürk ve Fikret Öztürk. Burada Nurten Hanım'ı anmadan geçemeyeceğim. Nurten Hanım'ın fikridir temiz tuvalet kampanyası ve kendisi bizzat kilometrelerce yol giderek bir geçmişinde öğretmenlikten gelen, o biyoloji öğretmenliğinden gelen ülke sevdası, gençlere bir şeyler öğretme sevdası olduğu için adım adım dolaşarak bütün Türkiye'de bu kavramı oturtmaya çalıştı. O kadar farklı bir noktaya geldi ki temiz tuvalet kampanyası. Bundan 5 yıl önce Türk Standartları Enstitüsü bize geldi ve dedi ki Türkiye'de kamuya açık alanlarda tuvalet temizliği ve hijyeni konusunda standartları güncellemek istiyoruz. Bize raportörlük yapar mısınız, danışmanlık yapar mısınız? Biz gerçekten haftalarca Ankara'ya gidip gelip kamuya açık tuvaletlerin nasıl olması gerektiği konusunda bilgimizi paylaştık. Diğer yandan yurt dışına da açıldı projemiz. Suudi Arabistan'a gittik.
Mekke, Medine, Riyad, Cidde, Arap Yarımadası'nda çok büyük ihtiyaç var dendi. Oradaki Türk okullarındaki gençlere, çocuklarımıza bu eğitimleri verdik. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'deki devlet okullarında bu sorunu kökten nasıl çözebiliriz şeklinde çalışıyoruz. Yani temiz tuvalet kampanyası bugün artık halka mal oldu. Müşterilerimiz bu konuda çok titiz. Bizim 7/24 çağrı merkezimize her an öneri, şikayet ya da en ufacık bir beğenmemezlik varsa hemen gelir. O da 24 saat içinde çözümlenir. Tuvalet kağıdı bitmişse, hafif bir kir varsa. Çünkü o kadar çıtayı yükselttik ki artık beklenti çok. Rakiplerimiz de arkamızdan bizi takip etmeye başladılar. Bu da çok mutluluk verici. Çünkü Türkiye kazanmış oluyor bu anlamda. Evet. Temiz tuvalet kampanyası en önemli kilometre taşımız diyebilirim. Ya bu bir de simge. Evet. Nihayetinde bu konudan öte bir simge ve bir değişim konusunun kurumun sınırlarının dışına nasıl çıkıp ülke sınırlarına, ülkeyi de nasıl aşıp globale kadar yayılabileceğini, gerçekten kültüre bir katma değer nasıl yaratılabileceğini bizim için çok önemli bir simgesi oldu temiz tuvalet. Peki bu gibi kilometre taşlarının işveren markasına etkisi, yani işveren markası dediğimiz iş gücü piyasasındaki imaj, tabii, ben orada çalışmak ister miyim, arkadaşıma tavsiye eder miyim? Evet. Buna nasıl etkilerini gözlemlediniz? Şöyle, aslında tabii çalışan bağlılığı araştırmaları her yıl yapılıyor. Şirketimizde de yapılıyor ve çıkan sonuçlarda şirketimizde çalışanların en çok sosyal sorumluluk projelerimizi beğendiğini ve takdir ettiğini görüyoruz. Şimdi işveren markası olmak aslında markadan bağımsız düşünülemez bir bütün. Yani önce markanızın imajı evet dışarıda çok iyi olabilir ama sizin önce iç müşterilerinizi, yani çalışanlarınızı mutlu ediyor olmanız lazım. Mutlu ve bağlı çalışanlar zaten markayı yüceltmek için her biri birer marka elçisi haline geliyorlar. Çünkü günümüzde sadece CEO'nun, sadece yönetim kurulunun sözcülüğü değil, her bir marka çalışanının sözcülüğü çok çok önemli. Çalışan her kişinin projeleri içselleştirmesi, gönüllülük projeleriyle bunlara katılması ve markanın DNA'sını biliyor olması gerekiyor ki dışarıda herhangi bir soruyla karşılaştığında temsil edebilmeli, çevresine markasını anlatabilmeli ve en çok da çalışmaktan mutlu olmalı. İşveren markası olmanın temel koşulu itibarlı bir marka olmak diye düşünüyorum. İçerideki imajla dışarıdaki imajın paralel olması gerekiyor. Kesinlikle. Evet, şirket itibarı. Bir de sosyal sorumluluk dediğimiz esasında bir göstergeyi bizim tüketici gözünde çok önemli kılıyor. Bilmiyorum farkında mıyız ama samimiyet performansı. Yani sosyal sorumluluk ile samimiyet performansı ne kadar buluşuyor? Tüketici bunu çok iyi anlıyor. Çok. Ve Opet'in ben bir tüketici gözünde ve bir eski çalışan gözünde samimiyet performansını yüksek görüyorum. Bunu nasıl başarıyor? Nasıl samimiyeti ortaya koyabiliyor Opet? Doğru görüyorsunuz. Çünkü yapılan araştırmalar da bunu söylüyor. Biz en samimi marka seçildik bundan 2 yıl önce. Böyle bir araştırma yapılmış. Gerçekten bilmiyordum onu. Evet, ben söylemedim. Şimdi bizim sektörümüz zor bir sektör. Yani akaryakıt pahalı bir ürün, malum hepimiz biliyoruz ve koşarak da akaryakıt almaya gitmiyoruz. Hani hem pahalı hem işte lokasyon odaklı oluyor. Çünkü nerede varsa oraya gidiliyor. Buna da bir açıklık getirmek istiyorum. Çünkü bundan 10 yıl kadar önce akaryakıt dağıtım sektöründe aslında marka bağlılığı yoktu. En yakın neredeyse, deponuz nerede biterse orada girerdiniz. Ama biz yaptığımız bütün çalışmalarla bu bağlılığı yarattık. Artık müşterilerimiz bizi arıyorlar. Hatta şurada niye yoksunuz, bu bölgede de olmalısınız şeklinde talepler geliyor. Samimiyete gelirsek, aslında samimiyet öyle bir kavram ki, soyut bir kavramdan bahsediyoruz ama karşınızdaki insan sizin samimiyetinizi konuşurken gözünüzden anlar, sözlerinizden anlar. Bir markada eğer vaatlerini tam anlamıyla yerine getiriyorsa, odak noktasına müşterisini koyduysa ve verdiği yanıtlarla, cevaplarla hayal kırıklığı yaratmıyorsa aslında tüketicisine karşı samimi olmuş demektir. Yaptığımız bütün çalışmaların odak noktasında müşterilerimiz var. Müşteri beklentilerini çok önemsiyoruz. 7/24 çağrı merkezimizle, hizmet geliştirme ekiplerimizle, gizli müşteri uygulamalarımızla
neyi daha iyi yapabiliriz? Hep müşteri gözünden bakmaya çalışıyoruz. Bunun da karşı tarafa, müşterilerimize geçtiğini düşünüyoruz. Bu konuda gerçekten içgörülerle hareket ediyoruz. Yani müşteri bizden ne bekliyor, ne istiyor? Çok araştırma yapıyoruz. Bu araştırmaların sonuçlarını da iletişime taşıyoruz. Aslında bu noktada bir filmle ben bir cevap vermek isterim bu soruya. Sevince adında bir filmimiz var bizim. Birkaç yıl önce yayınlamıştık. Onu bir hatırlayalım izninizle. Evet. Yapılmış bir filmdi ama teşekkürler. Şimdi bunun üzerinden 4 yıl geçmiş, hatırlayınca 12. kez yine müşterinin en çok sevdiği markayız. Bunu Kalite Derneği'nin yaptığı araştırmayla ölçüyoruz. Ama çok fazla araştırma yapılıyor artık, evet. Ve bütün bunların sonuçları da bize iyi mutluluk veriyor. O yapı taşları demek ki işe yarıyor. Mutlaka. Nasıl değer kalbine dokunuyor değil mi, evet, toplumun? Kesinlikle. Şirket itibarı dediğimiz değerle buluşuyor dedik ya, önceki oturumda da çok konuştuk bunu. Peki kimin işi bu hakikaten? Burada ben bakıyorum ki yalnızca Ayşenur Aydın'ın işi değil, kimlerin işi? Burada kimler var? Toplum da var değil mi? Onu taşıyor, onu sahipleniyor. Kurumun itibarı kimlerin işi, kimlerin rolü? OPET'te kimler üstleniyor bunu, evet, sorumluluğu? Şimdi aslında büyük bir aileden bahsediyoruz. Yani OPET Koç topluluğuyla Öztürk ailesinin %50-50 ortak olduğu ve 92 yılında kurulan, 2002 sonunda Koç'la birleşen, yani bugün biraz önce en başta da söylediğim gibi genç bir marka. Ama o bahsettiğiniz itibar yönetimi hem üst yönetimin hem tüm çalışanların işi. Yani tek başına ne kurumsal iletişimin işi, ne insan kaynaklarının işi. Şirketin DNA'sına işleyen bir takım değerler var. Yani nedir? Ben hep müşteri memnuniyeti dedim, müşteri odaklı olmak, evet, dedim. Şeffaflık, dürüstlük, adalet, bunun gibi toplumdan aldığını topluma vermek gibi. Biz bütün faaliyetlerimizde, bütün eylemlerimizde bu değerleri gözden geçiriyoruz ve bu değerler ışığında yaptıklarımızın doğru olup olmadığına bakıyoruz. Bu anlamda da hem üst yönetim hem çalışanlar bütün faaliyetlerini bu gözle değerlendirdiklerinde aslında etik değerlere saygılı, itibarı düzgün yönetilen bir şirket çıkıyor ortaya. Ama kurumsal iletişim olarak biz bütün bunların biraz da dışarıya yansımasını sağlıyoruz. Gerek reklam, gerek iletişim çalışmalarıyla. O noktada da yine yaptığınız iletişim çalışmalarının aslında sizin DNA'nızda olan, hedeflerinizde olan değerlerle uyumlu olması gerekiyor. Bu noktada biraz toplumsal cinsiyet eşitliğine değinmek istiyorum, evet, ben. Çünkü bu da bizim uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız ve çok da yeni bir projemiz var. Oraya getirmek istiyorum sözü. Şimdi Birleşmiş Milletler'in kalkınma hedefleri var, çok iyi bildiğiniz gibi. 17 temel ilke. Biz projelerimizde mutlaka bu temel ilkelere değiyor mu değmiyor mu diye değerlendiriyoruz. Diğer taraftan da bir sorunu mutlaka
hedef almalı ve çözüm önermeli diye düşünüyoruz. Çünkü yaptığınız projelerin soruna yönelik çözüm önermesi, sürdürülebilir olması ve sonuç odaklı olması gerekiyor. Kadın Gücü Projesi bizim geçtiğimiz 2018 yılında lansmanını yaptığımız bir proje. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerimizin hemen ardından biz evet reklamda, iletişimde toplumsal cinsiyet eşitliğini ya da dilimizde düzeltelim, uygulayalım ama işimize nasıl bunu yansıtabiliriz dedik. Bizim sektörümüz çok erkek bir sektör. Akaryakıt istasyonlarında da çok fazla kadın görmüyorsunuz. Ama Kadın Gücü Projesi İzmir'de ve Ege bölgesinde hızla ilerliyor. Bu çok mutluluk veriyor bize. Çalışma Bakanlığı'yla birlikte bir proje başlattık İşkur'la beraber. Ve o günden bugüne her istasyonda, Mayıs 2018'de başladık, her istasyona en az iki kadın diyoruz. Biri markette, markette görmeye biraz alışkınız ama diğeri de pompada, pompa başında. Ona da pompa demiyoruz artık, akaryakıt satış yetkilisi diyoruz. Ve gerçekten bugün çok hızlı bir şekilde, artan şekilde Türkiye'nin her yerinde kadınlarımızı görüyoruz. Şu anda 2000 kadınımız var bu şekilde görev yapan. Biraz iş gücüne ulaşmakta zorluk yaşıyoruz. Çünkü evet hani istihdam bürolarıyla çalışıyoruz, evet. İşkur'la çalışıyoruz ama yine de kısa süreli çalışmalar oluyor ya da işten ayrılıp tekrar dönenler oluyor. Çok kolay bir iş gibi görünüyor ama belki biraz iklim koşulları etkiliyor olabilir. Fakat kadınların her işi yapabildiğini biz bu alanda da gördük. Çok inandık ve hatta bununla ilgili de yani şu ana kadar birkaç ödül aldık. Ama ben izninizle Kadın Gücü, Kadının filmiyle bir evet. Mola vermek istiyorum. Kadınlar erkekte her şey yakışır, yapamaz diyenler kendini anlatır. İnanan bir kadın her şeyi başarır. Ben evimde işimde eşit bir gelecek, her yere kadının gücüyle gelecek. Ara bir bu hayatı olacağım. Oturumda sevgili Serap Manisalı demişti ki ait olma hissidir bağlılık demişti. Burada buradaysa hala değil mi? Ben oradan getirerek sözü şunu söyleyeceğim. Biz bağlılığı bir çatının altında değil mi? Bulunmakla çok ölçüyoruz. Bağlılık mı, bağımlılık mı? Ait olma hissi o çatının altından çıktıkça da var olabilecek bir şey. Ben bir ROPET çalışanı hissini, bağlılığımı halen o çatının dışında dahi konuşabiliyorsam ben bağlıyım demektir. Ben şu an orada değilim fiziksel olarak. Bağlılığı lütfen bütün insan kaynakları, yöneticileri, uzmanları bir daha böyle tarif etsinler. Çalışan bağlılığı, çalışanın çatı altındaki kurumun içerisinde fiziksel olarak var olmasından geçen bir konu değildir. Çalışan bağlılığı dışarıda da konuşandır. Çalışan bağlılığını üç kelimeyle tarif ediyoruz. Konuş, kal, kalkındır. Peki biz ne kadar dışarıda konuşuyoruz? Ben şu anda kendimi öyle bir hissiyat içinde buldum. Hı-hı. Hakikaten bir bağlılık hissiyle bunları. Ne mutlu. Ve bu sosyal sorumluluk projeleri eğer her çalışana bu hissi veriyorsa işte kurumun itibarı, işveren markası çalışmaya başlamış demektir. Evet. Hakikaten. Bu kadın projesinde özellikle çok kalabalık bir gönüllü ekibimiz var. Yani şirkette sadece proje ekibi değil bu konuda çalışan yani üst yönetimin de dahil olduğu bir proje ekibimiz var. Ve haftada bir toplantı yapıyoruz. Yani büyük şirketlerde hani hangi projeye bu kadar çok zaman ayrılıyor bilmiyorum ama biz bunu gerçekten çok önemsiyoruz. Çünkü kadınların yani iş gücüne katılması çok çok önemli. Evet. Hele
özellikle daha az eğitimli, daha genç ama çalışmayan bir kitle var Türkiye'de. Onların istihdamı açısından da bu projeyi çok önemsiyoruz. İşte gönüllülerimiz de burada devreye girdi. Evet. Biz de bir şeyler yapmak istiyoruz dediler. Şu anda 100'e yakın gönüllümüz var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde biz hep birlikte gönüllülerimizle sahaya indik. İstasyonlarımıza gittik. Öncesinde de zaman zaman gidiyoruz ama o gün daha anlamlıydı. Evet. Bütün kadın çalışanlarımızla tek tek görüşerek onların ihtiyaçlarını, sorunlarını birebir dinlemek istedik. Çünkü burada gönüllülerle kadın çalışanlar arasında da bir mentorluk programı başlatmayı düşünüyoruz. İhtiyaç var buna. Çünkü sahada ilk defa bir opet istasyonunda çalışmaya başlayan, örneğin eşinden ayrılmış çocukları var. Ama çalışmaya ihtiyacı var. Biraz da kendi ayakları üzerinde durması için neye dikkat etmesi lazım? İçindeki potansiyeli nasıl keşfedebilir şeklinde destek olmaya çalışıyoruz. O anlamda bu projeyi çok çok önemsiyoruz. Evet, içeriden kendi kaynağınızı da kullanarak mentorlukla gönüllülükle. Gönüllülükle. Gönüllülük demişken hakikaten Opet'te ben de bir gönüllü olarak Opet'te çalıştığım dönemde çalışanlar İstasyonlara giderlerdi değil mi? Evet. Ve onun tabii ki birçok amacı vardı. İstasyonu denetlemek değil, biraz önce müfettişlik değil esasında yaptığımız şey. Birazcık da o kültür alışverişini yapmak ve bir olmaktı. Ben zamanında Konya'ya gitmiştim. Bana verilen görev oydu. Konya'daki bütün istasyonları dolaşıp, istasyondakilerle buluşup, evet bir yerde bir şeyler doğru mu, uygun mu diye bakıyoruz. Bir diğer tarafta da kucaklaşarak ayrılıyoruz. Hiç birbirimizi tanımadığımız ve bir yandan da Konya'yı geziyoruz. Yeah. Yani bir, her bir çalışan, Opet'in yüzlerce çalışanı Türkiye'nin birçok yerine dağılıp hiç gitmedikleri şehirlerde, hiç görmedikleri istasyonlarda hem uygunlukları kontrol ediyorlar, hem de kucaklaşıp ayrılıyorlar, hem de o kültürün, o şehrin kültürünü alıp dönüyorlar. Peki itibar yönetimi kimin işi? İtibar yönetimi herkesin işi, çalışanın da kendi işi, değil mi? Ve bize tabii, bunu sahiplendiriyordu Opet. Evet, bahsettiğiniz projenin adı Gezgin. Gezgin. Gezgin projesi hala devam ediyor Opet'te. Bu hem çalışanlarda büyük bir mutluluk yaratıyor, diğer taraftan bayilerimizde de çok büyük sevinç yaratıyor. Çünkü önemsendiklerini ve sadece saha müdürü, bölge müdürü tarafından ziyaret edilmemiş, aynı zamanda muhasebede çalışan ya da finansta çalışan, insan kaynaklarında çalışan herhangi birisinin de gelip ziyaret etmesi, bir minik hediye getirmesi, birlikte yemek yenmesi, bunlar gerçekten ilişkiyi sağlamlaştıran öğeler. İşte o zaman itibarı bayi de iyi yönetiyor. Zaten bayi o markanın çatısı altında olmaktan mutluysa müşterinize de iyi davranıyor. Ya bu bir zincir aslında. Hiçbirini diğerinden bağımsız düşünmemeliyiz. Evet. Opet'in bir de tabii ki bu işin itibar yönetimi dediğimizde biraz önce söylediğin gibi bu sosyal medya, yani sosyal ağların itibar yönetimindeki etkisi çok, çok önemli. Çok. Oradaki prensipleri nedir Opet'in? Şöyle tabii yani çok hızlı değişiyor çağımız. Bundan 10 yıl önce sosyal medyaya giriş yasaktı şirketlerimizde. Bir Facebook'a, Twitter'a girmek ama o kadar hızlı değişti ki her şey şu anda herkesin telefonunda bu ulaşım. Tabii herkesin bir hesabı var, herkesin bir fikri var, herkes paylaşmak istiyor. Biz buna başlarken yani tehlikeyi sezerek en önce bir sosyal medya eğitimi yaptık. Sosyal medya ajanslarımız var. Tabii ki kurumsal hesaplarımız var. Tabii ki biz de orada oraları bir mecra olarak kullanıyoruz ve bütün gelişmeleri paylaşıyoruz ama önce çalışanlarımıza dedik ki itibar bu noktada da çok önemli. Sosyal medyada bir şey paylaşırken ya da bir iz bırakırken hiç unutmayın, orada kalıcı bir şey yaratıyorsunuz. Burada kişisel itibarınızı zedeleyecek, tartışma yaratacak paylaşımlarda bulunmamalısınız. Tabii bunu çok uzun süren 2 günlük bir eğitimle ve uzmanlarıyla, örneklerle anlattık. Krizlerin nasıl olabileceğini, şirket adına konuşmanın veya konuşmamanın ne tür yarar ya da zarar getireceğini, hassas noktaları bu eğitimle verdik. Şu anda özellikle LinkedIn'de kendi hesabımız üzerinden çalışanlarımızın da kurumsal paylaşımlarını yapıyoruz.
Tabii ki her çalışan şirketiyle ilgili de güzellikleri, başarıları paylaşmak istiyor. Bunları eğer bu eğitimle, bu kurallar çerçevesinde verdiğiniz zaman zaten herkes çok hissediyor ve uyumlanıyor. Ama önce anlamak, öğrenmek lazım ve orada bıraktığınız izin aslında kalıcı olduğunu bilmek lazım. Sosyal medya eğitimi ve onun anlamı, uyumu üzerine çalıştınız. Evet. İlk önce öyle başladık. Bugün çok sorun yaşamıyoruz o nedenle. Evet. Rahatlıkla devam ediyor. Ama tabii kurumsal anlamda sorunlar yaşanıyor. Zaman zaman krize yol açabilecek bildirimler. Şimdi artık hani konvansiyonel medya eskisi gibi olmadığı için şu anda sosyal medyadaki en ufak bir herhangi bir şey yazılması hakkınızda, markanız hakkında arkasından yorumlara sebep oluyor. Ama orada da şöyle bir güzel tarafı var bizim markamız adına. Bir örnek üzerinden anlatayım. Birkaç yıl evvel Red Hat saldırısı oldu şirketimize ve bütün CRM datasına Red Hat'in bir saldırıda bulunduğu, bir modaydı bir ara hatırlarsanız. Evet. Bütün CRM datasına saldırıda bulundukları haberi geldi. Tabii biz hemen olağanüstü kriz masası toplandık şirkette. Ne yapabiliriz, bunu nasıl yönetebiliriz? Bütün müşterilerimize mesajlar gitti, şifrelerinizi değiştirin, böyle böyle durum diye. Ama sosyal medyada işte Red Hat kendi açıklamasını yaptı, Opet'i hackledik falan. Altına gelen müşteri yorumları, niye Opet'i hacklediniz? Opet'te hacklenecek ne var? Yanlış iş yapmışsınız. Hani kapitalizme karşısınız anladık ama Opet'i seviyoruz şeklinde. Hani müşterilerimizin bizden önce bizi savunduklarını gördük. Marka elçilerimizin orada yazdıklarıyla. Bu da bizi çok mutlu etti. Bugün yaşanan her olumsuzlukta bizden önce bizi savunan müşterilerimiz var. Evet. Ama bu da karşılıklı güven ilişkisiyle oluşan, marka vaadini yerine getirmekten kaynaklanan ve duygusal bağ kurduğumuz için müşterilerimizle oluşan bir durum. Evet. Yani itibar yönetimi hakikaten demek ki orada bir krediyi biriktirmeyi gerektiriyor. Kesinlikle, değil mi? Çok o doğru. O krediyi halk mutlaka görüyor. Kesinlikle. Ve geri ödüyor. Doğru, hani, doğru. Son dönemlerdeki diğer projelerden belki ilk itibarınız özellikle hizmet edecek böyle yeni, çok fazla da duymadığımız, sizden öğreneceğimiz neler var? Seve seve. Biraz önce en başta tarihe saygı projesi de dendi. Ben biraz tarihe saygı projesinden bahsedeyim. 2016 yılından bu yana Eceabat Yarımadası'nda hani o yarımadayı rehabilite ettik, şehitlikler yaptık, köyleri yeniledik, parklar yaptık, heykeller yaptık, çok iş yaptık orada. Fakat sonrasında 2017 sonunda Çanakkale Valisi ekibiyle birlikte şirketimize ziyarete geldi. Ve dedi ki 2018 yılı Troya yılı, bu yıl bizimle bir şeyler yapar mısınız? Aslında hiç niyetimiz yoktu ama Çanakkale deyince akan sular duruyor, hepimizin kalbi orada. Ve biz Çanakkale'de Troya Ören Yeri hemen bitişiğinde bir müze Kültür Bakanlığı tarafından yapılıyordu. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı gerçekleştirildi. Hemen yanında Tevfikiye adında bir köy olduğunu gördük. Bizim bir de örnek köy projemiz var. Oradan hareketle köy gittiğimizde kimliksiz, böyle kendi halinde bir köydü. Köyde yaşayanların en büyük sorunu da Troya Ören Yeri'ne milyonlarca insan geliyor, özellikle yabancı turist geliyor ama hiçbirisi köye uğramıyor. Ve otobüslerle geliyorlar ve dönüyorlar. Hani bu turizm pastasından onlar da tabii kendilerine düşeni almak istiyorlardı. Bir de gerçekten o köyde o Troya Ören Yeri'nin toprakları üzerine yapılmış. Yani sit alanı aslında. Hani bakıyorsunuz evin taşları arasında Troya'dan alınmış taşlar var. Hani Anadolu'muz böyle. Gerçekten çok zengin. Biz köye bir proje oluşturduk ve orayı bir arkeoköy haline getirdik. Ve geçtiğimiz günle 15 Mart'ta da yani proje o kadar güzel bir noktaya geldi ki Tevfikiye arkeoköy haline dönüştü. Ve bitirdikten sonra 15 Mart'ta da Paris'te UNESCO merkezinde bütün UNESCO temsilcilerini anlatma fırsatı bulduk. Ben onu da yine çok sözle değil de filmle anlatayım istedim. Bir UNESCO filmimiz var, izninizle onu izleyelim. UNESCO, evet. Simge Hanım ezberledi filmleri. Thank you.
Teşekkürler. Evet, yani bu yaz yolumuz düşerse hepinizi Tevfik'e, Arkeoköy'e bekliyoruz. Orada bir tatlı geçti, ben bir ona açıklık getireyim. Şimdi biz köyle ilgili çalışmalara başlarken 5 kadın 5 erkekten oluşan bir köy komitesi kurduk. Onlara hani ne yapalım bu köyde diye anketler, bütün köye yapılan anketler, ama sonrasında onlara da sorarak kurslar düzenledik. İşte takı kursları, İngilizce kursları, pansiyonculuk vesaire. Ama o arada 9 katman üzerine kurulmuş Troya Antik Kenti. Tarihçiler çok iyi bilir aramızda varsa. Biz dedik ki 10. sizsiniz, son Troyalılarsınız. Onun için bunun kıymetini bilmelisiniz. O arada bir yemek yazarı tarihçiyle birlikte çalıştık. Ne yer ne içerdi bu Troyalılar diye. O dönem çok fazla kullanılan susam, lor peyniri, zeytinyağı, bunlar hep tarihte de olan malzemeler. Bunlardan oluşan bir tatlı oluşturuldu. Adına da Troya tatlısı dedik. Şimdi tatlı aldı yürüdü. Belki çok yakın zamanda istasyonlarımızda da satışı olacak. Öyle mi? Ve çok da beğenildi. Evet. Şef Özlem Mekik reçetesiyle. Bu da hani bir başka çıktısı oldu projenin. Onun için mutlaka yolunuzu Tevfik'e düşürmenizi dilerim. Tam bu saatte söylediğimize göre bence kesin yolumuzu oraya düşüreceğiz zaten. Görünen evet. O. Yani bir sabah yine Murat Boravalı hocamın da söylediği Aristo'dan güzel bir söz vardı. Doğru olmak bir alışkanlık. Burada da bir alışkanlık aldı başını gidiyor hakikaten Opet'te baktığımızda. Ve bu yol bir tek içeriden oluşmadı. Yani kurumun içerisinde yönetilmiyor itibar yönetimi. İtibar yönetimi toplumu anlamaktan geçiyor. Bir kere toplumun kültürünü, tarihini, neyi sevdiğini, ihtiyacının ne olduğunu anlamaktan geçiyor. İtibarı sadece içeride yönetmiyoruz. Aynen bir devlet adamı gibi dışarıda ne ihtiyaç varsa ona hizmet edecek bir itibar yönetimi ancak karşılık buluyor. Ve burada da onun örneklerini gördük. Çok doğru. Çok keyifli. Ben Ayşen Hanım'a katılımcıların sormak istediği bir şeyler var mı? Belki oradan da merak edilen şeyler vardır diye oraya da tutmak istiyorum mikrofonu. Neyi merak edersiniz Opet'teki itibar yönetimine, işveren markasına dair? Buyurun. Efendim, merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Ben üniversiteden mezun oldum. Sizlere bir sorum var. Buyurun. Bu dönemde topyekun bir mücadele içerisindeyiz. Avrupa'da ve Amerika'da petrol istasyonlarında herhangi bir sizin deneyiminizle akaryakıt satış yetkilisi yok. Sizin düşünceniz nedir? Yani ben bayan ve erkek karşılıklı birisi değilim. Kesinlikle olmamasından yanayım. Çünkü yani biz kendi işimizi, kendi aracımızı kendimiz dolduramıyoruz. Bu büyük bir sorun benim için. Sizin böyle bir projeniz var mı? Bir düşünceniz var mı? Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, self servis istasyonlardan bahsediyorsunuz. Evet, Amerika'da ve Avrupa'da çok yaygın. Türkiye'de de denendi. Deneyen, şu anda da deneyen markalar var ama şunu söyleyebiliriz. Bu konuda çok araştırma yapıyoruz, deniyoruz ama Türk insanı kendisine hizmet edilmeyi seviyor. O nedenle bir yakıt aldığında camının silinmesinden, suyunun sorulmasından, madeni yağının sorulmasından mutlu oluyor. Geçmişte bizim de denemelerimiz oldu. Öyle şeyler oldu ki pompa arabanın üzerinde gitti. Hani biraz heyecanlı bir tarafımız, yapımız var. O yüzden biz hani şu anda yakın zamanda öyle bir çalışma içinde olmayacağız. Ama yapanlar var. Maliyeti düşürdüklerini söylüyorlar bir taraftan. Hani biz çok pahalı bir ürün sattığımız için ama biz işin istihdam yaratma tarafıyla daha çok ilgileniyoruz şu anda. Merhabalar. Şunu sormak istiyorum. Bu itibar yönetimini 81'inde de yürütmeniz gerekiyor ki güven olumlusunu oluşturabilirsiniz. Yani doğru. Ben İzmir'de girdiğim istasyonla Ankara'da girdiğimde, Yozgat'ta girdiğimde, Bartın'da girdiğimde bir fark sezmezsem eğer böyle güven olduğunu destekliyor. Doğru. Bunu nasıl diyelim, istasyonlardaki bütün personele de sahiplendirmeniz gerekiyor aynı zamanda. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Yani o zaman tek elden, tek merkezden bütün istasyonları siz iş alım yapmalı, size eğitimleri vermeli ve sürekli takip etmelisiniz. Evet. Ya da başka bir yönteminiz olmalı, ben onu merak ediyorum. Tabii. Şöyle anlatayım. Şimdi bir kere bayilerimiz birer ayrı işletme.
Onlar istihdamı, yani işe alımları kendileri yapıyorlar ama işin eğitim tarafı bizde. Bizim eğitim ekiplerimiz hiçbir zaman İstanbul'da değiller. Türkiye'nin her yerinde bir eğitim otobüsümüz var. Türkiye'nin her yerine dolaşıyor. Bunun ötesinde gizli müşteri uygulamalarımız ve marka uygulama ekiplerimiz var. Her biri denetim yapıyorlar. Şimdi temiz tuvalet kampanyası gibi iddialı bir söylemle çıktığınız zaman o sizin bahsettiğiniz doğuda da, batıda da, güneyde de, kuzeyde de aynı hizmeti sunmak zorundasınız. İşte biz bunu ancak denetimle sağlayabildik. Yani çok sıkı bir denetimle ve eğer yoksa bayimizin, yani istasyonumuzun bizimle olan anlaşmasını feshedecek noktaya kadar ağır yaptırımlar var. Yani temiz tuvalet kampanyası ya da buna benzer başka maddelerde de uyumsuzluk varsa eğer, hani o bayrağı indirecek kadar ağır yaptırımlar var. Bu nedenle bayilerimiz bize inanıyor. Bunun faydasını da görüyorlar. Şimdi kadın gücüyle mesela onları biraz ikna etmeye çalıştık. Orada da faydayı gördüler. Gerçekten istasyonların havası değişti. Satışlarda da artış oldu. Onun için yani önce inanması gerekiyor bayinin. İnandığı zaman zaten standartları koruyor. Ama bu konuda yoğun çaba içindeyiz. Müşterilerimizden gelen geri bildirimleri de 24 saat içinde yanıtlarız. 7/24 hattımız vardır, 444'lü. Evet. Ve eğer 24 saat içinde yanıtlanmazsa yönetim kurulu başkanının mailine kadar düşer. O nedenle işimiz çok zor. Saha müdürü, bölge müdürü arkadaşlarımız, bütün satış ekibi titizlikle dikkat eder. Sağlamaya çalışıyoruz. İyi sonuç almıyorsunuz. O korkuyu yaşamadan, aslında Volkan Bey'in de bahsettiği, o korkuyu bayi kaybederiz korkusu yaşamadan denetleme yapıyorsunuz ve yaptırabiliyorsunuz. Evet. İddia alıyorsunuz. Evet. Evet. Yani önce bilgi veriliyor tabii. Onlar biliyorlar neye uymaları gerektiğini. Hatta şimdilerde Bravo adı altında bir sistem başlattık. Bayi, zaten online işlem yapıyoruz artık bayilerimizle de. Bir takım puanları var bayinin. İşte kadın istihdam ediyorsa oradan bir puan alıyor. Tuvaletlerinden sorun yaşamadıysa, şikayet almadıysa oradan bir puan alıyor. Böyle derecelendirdikten sonra her yılın sonunda da ödüllendiriyoruz. Yani sadece ceza değil, onları yurt dışı gezilere götürüyoruz hatırlarsın. Evet, evet. Ve farklı uygulamalarla da ödüllendiriyoruz. O nedenle de aslında burada karşılıklı iyi niyet çok önemli, inanmak ve güvenmek çok önemli. Hepimiz aynı yoldayız ve bu markayı seviyoruz ve onlar da temsil etmekten mutluluk duyuyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili Ayşenur Aydın. Bizim zamanı da tabii ki doldurmuşuz. Tabii. Çok güzel bir sohbet oldu. Benim için çok farklı bir, dediğim gibi, gurur ve duygu burada olmak. Bunları tekrar paylaşmak, tekrar yinelemek. Tabii insan kaynakları gözünden kapanış için son bir ekleme daha yapmak istiyorum. Konumuz etik olduğu için. Etiğin eşiği neresidir? Etik en üst eşikte Enron derken, en alt eşikte şirketin bir malzemesini cebe atmak da olabilir. Ya da performans yönetim sistemi dediğimizde, bütün insan kaynakları uzmanları, yöneticileri bilirler. Dönem sonunda performansın tutmasını sağlamak pratiklerimiz var. Olabiliyor değil mi? Bu da bir etiktir. Acaba o bütçeyi tutturmak için ne yapabilsek hızlıca? Veya performans, ciro, hedefimizi tutturmak için neyi nasıl gösterebiliriz düşüncesi bile etiktir. Kendinize lütfen şu soruyu sorun. Ben bu kararı verirken eğer akşam haberlerde bana en güvenen arkadaşım, ailem bu kararımı dinliyorsa ne hissederim? Lütfen bu soruyu en kritik kararlarınızda kendinize sorun. Cevabınız eğer olumluysa etik yolda ilerliyorsunuz, değerlerinizle buluşuyorsunuz demektir. Güzel, evet, güzel bir kapanış. Son olarak bunları söyledikten sonra tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Burayı paylaştığınız demek. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Aydın'a ve Sayın Kamber'e verdiği değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Moderatörümüz Sayın Kamber'den değerli konuğumuza teşekkür belgelerini ve hediyelerini takdim etmelerini rica ediyoruz. Yastıkmış. Yastık kalıyor. Yastığı almıyorum. Evet. Peki, buyurun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Şöyle. Tebrik ederim. Çok teşekkürler sevgili.
Sağ olun, çok teşekkürler. Tekrar teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Değerli konuklar, zirvemize saat 14'te 3. oturumumuzda görüşmek üzere 1 saatlik öğle arası veriyoruz.